II. Abdülhamid'in saray marangozu Şebin Karahisar'ın Alişar köyünden Hünkar Yaveri Alaylı Yüzbaşı Tahir Bey'den saraydan azatlı Huriye Hanım'dan doğmuştur. Kemal Tahir kendi notlarına göre 1908, nüfus kağıdına göre 1910 doğumluydu. Çocukluğu seferberlik boğuşmasında asker babasının yanı sıra Nazilli ve Burdur'da geçti. Bir Mülkiyet Kalesi romanında da anlattığı üzere babası evlerini yangından kurtarmak isterken öldü. Yetim Kemal ilkokulu Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi'nde bitirdi. Galatasaray Lisesi'ni bitirmek nasip olmadı. Annesini de kaybedince okulunu 10. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Avukat katipliği, Zonguldak'ta kömür işletmelerinde ambar memurluğu yaptı. 1931'de askerdi. Bağbali, Vakit, Haber, Son Posta duraklarından geçti Kemal Tahir. Düzelticilik, röportaj yazarlığı, çevirmenlik, ardından da Karagöz Gazetesi'nde başyazarlık, Tan Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Seda Simavi'nin Yedi Gün ve Karikatür dergilerinin sekreterliğini üstlendi. Kemal Tahir, İçtihat dergisinde çıkan şiirleriyle yazı alemine merhaba demişti. 1932'de edebiyata meraklı bir grup arkadaşıyla Geçit adlı sanat dergisini yayınladı. Edebiyat hayatına başlarken ilk şiirlerini attığı Kemal Tahir adı hep üzerinde kaldı. Takma isimleri dizi diziydi. Nurettin Demir, Bedri Eser, Cemalettin Mahir, İsmail Kemalettin, Kör Duman, Samim Aşkın, FM İkinci, Ali Gıcırlı, Celal Dağlar. Soyadını 3 kez değiştirdi. İlk soyadı Tipi'ydi. Sonra Benerci'yi kullandı. Benerci, Nazım Hikmet'in şiirine konu alan iki komünist eylemciydi. Son soyadı Demir oldu. Gazetecilik dinamiğinde Kemal Tahir arkadaşları arasında Yusuf Ziya Ortaç, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek ve Cemil Meriç vardı. Ama 1937'de ilk aşka teslim oldu. Ani bir kararla öğretmen Fatma Hanım ile evlendi. Mizaçları, hayata bakışları, beklentileri arasında uçurumlar vardı. Ama sevmişti bir kere. Evli kaldıkları 3 yıl tahammül sınavı oldu ikisi için de. Kemal Tahir donanma davasından mahkum olunca koptular. Eşi "Ben hapiste koca falan istemem." dedi. Boşandılar. Kemal Tahir hayatındaki en keskin virajı donanmayı teşvik suçlamasıyla karşılaşınca aldı. 1938'in Haziran ayında başlayan operasyonda Bahriye'nin amiral gemisi Yavuz Zırhlısı'yla bir grup harp okulu öğrencisi tutuklanmıştı. Deniz gediklisi olan kardeşi Nuri Tahir'in dolabında yapılan aramada Sabahattin Ali'nin kitabı bulunmuştu. Nuri Tahir, ağabeyine hafta sonları evci çıkıyordu. Bu irtibatı Kemal Tahir'i davanın sanığı yaptı. Evindeki aramada bulunan suç delilleri Sabahattin Ali'nin Yeni Dünya Hikayeleri, Nazım Hikmet'in Şeyh Bedrettin destanıydı. Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet'in de aralarında bulunduğu Türkiye Komünist Partisi'nin militanları, Bahriyeliler ve harp okulu öğrencileriyle beraber donanma kumandanlığı askeri mahkemesinde yargılandılar. Nazım Hikmet 28, Hikmet Kıvılcımlı ve Kemal Tahir 15 yıla mahkum oldular. Kemal Tahir İstanbul'da başlayan mahkumiyetini Çankırı, Çorum, Nevşehir, Malatya cezaevlerinde çekti. Kardeşi Nuri Tahir
ve dava arkadaşlarıyla aynı hapishanede yatmasına izin verilmedi. Geçinmek için bir süre hapiste dokumacılık yaptı. Şiiri bırakıp önce hikayeye, sonra roman yazmaya başladı. En büyük teşvikçisi mektuplarıyla Nazım Hikmet oldu. 12 yıl süren hapis hayatı Anadolu köylüsünü yakından tanımasına, romanlarının alameti fahrikası olan Çorum şivesini öğrenmesine yaradı. Basın patronu Sedat Simavi, eski çalışma arkadaşını desteksiz bırakmadı. Onun siparişi üzerine takma isimlerle Zoraki Nişanlı, Bir Nedim Divanı'nın Esrarı, Camı Kıran Çocuk, Halk Plajı, Gönül Delilen Hayvan, Aşk Pınarı romanlarını yazdı. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle gelen afla Kemal Tahir, Nazım Hikmet ve diğer dava arkadaşları hapisten çıktı. Tahliye olduğunda hapisteyken kendisini sürekli arayıp soran, 1930'lardan beri tanıdığı Semiha Uzun Hasan ile evlendi. Bu evlilik özellikle Kemal Tahir'in edebiyat hayatı açısından çok verimli geçecek yılların başlangıcıydı. Kemal Tahir, cezaevi yılları sonrasından ölümüne kadar hep yazarak geçirdi. Bu devirde hapishaneye bir kere daha girip çıktı. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da olan yağma ve yıkım olaylarından sanığı olarak Aziz Nesin'le birlikte Kemal Tahir'in de aralarında olduğu sanıklar gözaltına alındı. Harbiye'deki taş hücrelerde 6 ay tutulduktan sonra salıverildiler. 1955'te çıkan hikaye kitabı Göl İnsanlarından sonra kahramanların ağzından devlet, insan ve toplum felsefesi yaptığı romanları başladı. Çankırı'nın köyünden Mustafa'nın Ankara gurbetindeki hallerini ve köyüne dönüp en yakın arkadaşını öldürmesine yol açan Aşk Serencamı'nı Sağırdere ve Kör Duman romanlarında anlattı. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçen devirlerde Çorum toprağında ağanın, eşrafın, köylülerin, başlarından geçenleri, kadın-erkek ilişkilerini ayrıntıları ile tasvir ederek Yedi Çınar Yaylası, köyün kamburu, büyük mal üçlemeleriyle anlattı. Eşkıya hırsızdır, kahraman falan da değildir görüşünü Uzun İskender Ağa'nın macerasını rahmet yollarında anlattı. Yakın tarihin en ilerici faaliyeti adledilen köy enstitülerini hamlesini Bozkır'daki Çekirdek romanıyla sert eleştiriler getirdi. Esir Şehrin insanları ve devamı olan Esir Şehrin Hapusu romanlarında Paşazade Kamil Bey tipini merkez alarak işgal altında İstanbul'da direnenleri ve teslimiyetçilerin mücadelesini aktardı. Bu iki romanı Yorgun Savaşçı izledi. İstanbul'da bulunan bir grup subayın mücadelesini ve Mustafa Kemal'in Anadolu halkını milli mücadele için nasıl örgütlediğini anlattığı bu romanıyla Yunus Nadi ödülüne kazandı. Kurt Kanunu romanında Gazi Mustafa Kemal'e düzenlenen 1926'da İzmir suikastini ve iddiaçıların kaçınılmaz tasfiyesini konu aldı. Söğüt'te Osmanlı'yı oluşturan devlet çekirdeğinin sırlarını Devlet Ana romanıyla anlattı. Boğuşmayla geçen ömrünün son günlerinde akciğer kanserine yakalandı. Sol ciğeri ameliyatla alındı. Ameliyatın ardından dinlenme evresinde eşiyle beraber Mehmet Barlas'ın evine misafirliğe gitti. Mete Tuncay ve İsmail Cem de evdeydi. Heyecanlı, sert ve kırıcı bir tarih tartışmasının ardından vedalaşıp çıktılar. Dönüşte kalp krizi geçirdi. 21 Nisan 1973 günü vefat etti.